Ya bu hiç olmadı ki. Aslında iyi görünüyordu. Ya baksana görseldekiyle alakası yok. Sen öylece oturmaya devam mı edeceksin yoksa bana yardım mı edeceksin? Ha, eğer yardım etmezsen biz bütün hafta sonunu burada geçiririz, haberin olsun. Ama ben söyledim ya, anlamıyorum bu işlerden. Sana inanmıyorum. Yani bitkileri ve kuşları bu kadar seven insan narin işlerden de gayet iyi anlar. Bak izle beni. Hadi. Aç şuradan kağıtları aç, ben sana çiçek getireyim. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir. Buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Sonra yazmayınca. Harflerim metallik. Yan yatar kelimeler. Cümleler devri. Susar bütün müzik. Artık anla. Bensiz olur ama. Sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Burası ne kadar sessiz ama ben hiç huzursuz değilim. Garip. Sessizlik seni huzursuz ettiği için mi sen trafik gürültüsünü bile seviyorsun? Söylediğim hiçbir şeyi unutmuyorsun değil mi? Sana özel değil demiştim. Hafızam iyidir. Biliyorum aynen bana özel olmadığını. Çocukken annem babama kızdığı zaman, yani çok ama çok kızdığı zaman susardı. Ben o zaman durumun ciddi olduğunu anlardım. Ne olur biri konuşsun da bir şey söylesin diye dua ederdim. Bu çok konuşma huyu biraz oradan kalma. Yani bence insanlar konuşuyorsa sorun yok demektir. Bazen insan sessizlikte de huzur bulur. Bilmem. Yani belki benim tanımadıklarım öyledir. Senin annenle baban nasıllardı? Yani böyle çok bağıra çağıra kavga mı ederlerdi? Yoksa annem gibi... Hatırlamıyorum ben. Annemi çok erken kaybettim. Özür dilerim. Ben bilmiyordum. Sakıncası yoksa... İyi oldu mu sence bu? Çok güzel oldu. Yani sen şimdi bütün bitki isimlerini, kuş isimlerini falan biliyor musun? Çoğunu. Birçoğunu fotoğraflardan öğrendim. Canlı olarak sadece adadakileri gördüm. Adadan çıkmadın yani? Çıkmadım sayılır. İstanbul'a da gitmedin. Bakıyorum sen de benim her söylediğimi aklına tutmuşsun. Benimki de sadece sana özel değil. Ben de adada asla yaşamam, adaya asla gelmem diyordum ama... Bak buradayım. Hayat insana asla dediği şeyleri yaptırıyor. Bana yaptıramaz. Kendine çok güveniyorsun. Çok güveniyorum. Hayat bile benim istemediğim şeyleri bana yaptıramaz. 5 dakika mola. Buradan yıldızlar çok uzak ve fazla yakın görünüyor. Bana iyi bakın yıldızlar. Ben buraya bir şey başarmak için geldim ve başarmadan da gitmeyeceğim. Haziran. Haziran. Dön, şey var, kasım patı var. Oradan bir tane versen bana. Dur, hadi dur, sakiniz. Bitti buketler.
gözlerimi senin yanında hep bir mucizeye açıyorum. Önce ahşap platform, şimdi buketler. Yalnız biz acele etmezsek otele gidene kadar mucizelerin hepsi olacak, haberin olsun. Saat kaç ki? Biz Eylül'le pastanede buluşacaktık. Çabuk toparlasınlar hadi. Sakin bak, o kadar uğraştım, dur. Hadi, o kadar da yavaş değil. Bin tane doku takmış kafama ya. Şu... Ya, ya çıksana, açıl işte ya, açıl. Sakın. Sakın saçım hakkında konuşmanı falan istemiyorum, tamam mı? Gülmesene. Tamam, bana uyar. Daha sana bir şey göstermemi ister misin? Bak, gözlerine inanamayacaksın. Mutfak mı bitti yoksa? Ne mutfağı? Gel bak. Bak. Neye bakayım? Ne demek neye bakayım ya? Ya çatının tadilatı bitti, görmüyor musun? Bizim için en büyük iş burasıydı. Bundan sonraki işler hep kolay. Nasıl yani? Yani şimdi tadilat bitti ve bizim oteli açmamıza sadece şu kadarcık kaldı, öyle mi? Bak, bari bu anı ölümsüzleştirmeme izin ver, tamam mı? Lütfen, hadi lütfen. Eylül arıyor. Alo, Eylül. Anlat bakalım, nasıl bir özür jesti yaptı? Ciddi ciddi ayrılmak mı istiyormuş? E Poyraz konuşmuştu onunla. Tamam Eylül. Tamam, sen kapat, biz sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi görüşürüz. Sen Adar'a ayrılmasını mı tavsiye ettin? Kim? Yok canım, ben tavsiye falan etmedim. Ben kimsenin hayatına burnumu sokmam öyle. Ne dedin? Ne dedin? Söyle o zaman, bana da söyle. Ben de bileyim, ne dedin? Söyle. Özgürlüğümün bittiği yerde ben olmam dedim. Oldu mu? Ya ha, ayrıl demişsin, ha bunu demişsin. Hiçbir farkı yok. İkisi de aynı. Hiç de aynı şey değil. Ya sen resmen yangına körükle gitmişsin. Bak, biz yine anlaşamayacağız, yine anlaşamayacağız. O yüzden şu konuyu kapatalım, bitsin. Hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Bu sefer son sözü ben söyleyeceğim. Şaheser'i merak edenler. Go. Konu burada kapanmadı. Tek kararsız kaldım şu ki... Osmanlı mı olsun, Rusya mı? Senin yüzünden ilk organizasyonumuz olmayacak çünkü nişanlıları ayırdın. Bütün derdimiz bu değil mi bizim? Bütün derdimiz bu. O organizasyondan kazanacağımız para. O çocuk sevmediği kadınla evlendi. Ya sen onu sevmediğin nereden biliyorsun? Biliyorum, çünkü sevseler de ayrılmazlar da. Bu kadar basit. Ve ayrıca gerçekten birbirini sevselerdi, yok nişanda o pasta olacakmış, bu çiçek olacakmış, dert etmezlerdi bunları. Ben seninle birlikte olmak istiyorum. Derlerdi, ne biterdi. Canım, hala konuşmadık. Osmanlı mı, Rusya ki? Hala çalıştığını tahmin etmiştim. Müzik kutusunu tamir ediyorum. Hani birbirlerini sevmiyorlar dedim ya. Yanılıyorsun. Eylül Adar'ı çok seviyor. Eylül çocukken babası annesini terk etmiş.
Adar doğumu terk ederse diye korkuyor. Ki bu yüzden mi çocuğun üstüne gidip duruyormuş? Evet. Tam da bu yüzden üstüne gidiyor. Eğer ileride bir gün vazgeçecekse şimdi vazgeçsin diye sınırlarını zorluyor. Bunu niye doğrudan Adar'a anlatmıyor ki o zaman? Çünkü birini seversen sen kendini anlatmadan o seni anlasın istersin. Son sözü ben söyleyeceğim, hırsından gelmedim. Sadece bil istedim. Haziran, şu huysuz arkadaşına söyle. Piyano kalabilir. Kolay gelsin. Günaydın Zorba. Ne haber? Günaydın. Sen rahatsız olma. Ben Aliye teyzenin yanında biraz durup gideceğim. Sen ne yapacaksın ki babanın yanında? Kitap okuyacağım. Aliye teyze. Nereden çıktı şimdi bu? Biraz araştırma yaptım. Koma'daki hastaların bizi duyduğunu söyleyenler var. Aliye teyzeye sürükleyici bir kitap okursam ertesi günü beklemek için sebebi olur. Eylül'ü vapura götüreceğim. O zamana kadar vaktim var. Sen oteldeki işleri halledersin. Ben de Aliye teyzenin yanında kalırım. Tamam. Bunu okuyalı yıllar oldu. Ben de bir sürü şeyi unutmuştum. Şimdi seninle beraber hatırlayacağım. Altıdan önce kapının önündeydi. Kız orada bekliyordu. Dereyi geçtiler ve akşam ülkesine birlikte girdiler. Kız sessizce önden gidiyordu. Suyun sesini yitirdiklerinde orman tümüyle susmuştu. Ormanın içinde böyle sessiz ve düşüncelerden uzak, kızın düzenli adımlarını izleyerek yürümek hoşuna gitti. Bütün düşünce ve duygulardan arınmıştı. Yüreğinin çarpışıyla solukları arasından yüksek, sürekli bir müzik duydu. Uyandığında kendi evinde olman için elimden geleni yapacağım Aliye teyze. Burayı ben tehlikeye attım ama düzeltmek için de elimden geleni yapıyorum. Tahmin ettiğim gibi. Ceket yakışmış. Yardım edeyim mi? Olur.
oldu galiba. Teşekkür ederim. O zaman gece başlasın. Sen neden buradasın? Bir sorun mu oldu, bir şey mi var? Yok. Tamam, o zaman bahçede olmama gerek yok ki. Ben bütün konuklarla ilgilenemem. Ama bahçede böyle anlaşmadık biz seninle. Sen insan ilişkilerini yöneteceksin, ben de tadilat gibi ağır işlerle uğraşacağım. Sen gerçekten mizantropsun. Yani... İnsan sevmez. Kitap okuyan tek kişi sen değilsin. Şu oteli bir an önce açalım da bitsin, bitsin artık. Aynen. Benim de tek istediğim bu. İyi. En azından bir konuda anlaşabildik. Şu ihtiyacımız olan parayı kazanalım. Sen şehrine dönersin. Ben de fabrikama. Herkes kendi yoluna. Aynen öyle. Aynen. Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Yok. Geliyorum. İyi misin? Evet. Bir şey mi oldu? Annem. Ev satıyormuş. Babam son günlerini o evde geçirdi. Ondan bize kalan tek şey o. Ya benim odamın duvarında bile hala babamın çizdiği deniz yıldızı resmi var. O evi nasıl satabilir ya? Nasıl satabilir? Benim aklım almıyor. O evi nasıl satabilir? Annemin bankaya borcu var. Ben ödeyeceğim dedim. Paraya çok ihtiyacım var. Ailevi bir mesele demiştin. Bu muydu? İkimiz de aynı durumdayız aslında. Sen de evini kurtarmaya çalışıyorsun, ben de. Ama bak bana. Ben senin gibi ağlamıyorum. Korkma. Sen yalnız değilsin. Ben hep senin yanında olacağım. Bu fırtınadan beraber çıkacağız. Gözümü kapatıyorum. Açıyorum.